Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda kazanım odaklı sorular kısmındaki 3. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız dikdörtgende özel üçgen kullanımı. Evet, üçgenlerin çoğunluğunu kullanıyoruz. Bu bölümde de özel üçgenleri kullanacağız. Burada açıları yazdık daha sonra olay bitiyor. 30, 60, 90... E, burası da 60. E, 90 ya burası da 45 45. E, özel açı mantığını biliyorsunuz. Özel açılar var. Özel açıların mantığını kullanmak için ne yapıyoruz? Dik çiziyoruz. Şöyle dik çizince sorunun çözümüne de daha rahat bir şekilde ulaşırız arkadaşlar. 45 45 90 üçgeninden burayı 30 60 90 üçgeninden de burayı bulursunuz. Zaten çözümü de burada mevcut. Biz şimdi sorulara bakalım isterseniz. Evet bu bir dikdörtgen verilmiş. Açı ortay verilmiş. Bunlar 45'er derece değil mi? Evet 45 90 ise burası da 45 oldu. 6 kök ise bunlar da 6 6 oldu. Çevre ABC'de isteniyor. Bir kenar 6 diğer kenar 11. 6 artı 11'den kaç tane var? 2 tane var. Bu da 17 çarpı 2'den 34 yapıyor. Dolayısıyla birinci sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Geldik ikinci soruya. 30 var 90 var. Burası nedir? 60. 60 90 sa burası 30. 30 90 sa burası da 60 yaptı. 90'ın karşısı 8 iken 30'un karşısı kaç yapar? 4 yapar. E şuraya gelelim. 90'ın karşısı 4 köküçgen 30'un karşısı 2 köküçtür. 30'u karşı 2 karşısında kök 3 katından dolayı 2 kök 3'ün kök 3 katı 6 yapar. Dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Dolayısıyla buraya kaç kaldı? 2 kaldı. Yani ikinci sorunun doğru cevabı böylelikle D seçeneğidir. Evet geldik 3'e. 45'ler var burada. 92 eş parçaya bölmüş ya. 45'lerin mantığını kullanmak zorundayız. E 13 ise, burası da 13'tür. Alt tarafta 20 değil midir? Üst taraf 20 olduğundan dolayı. Evet. 45'in mantığını nasıl kullanabiliriz? Hocam şöyle dik çizerek. 8 kök 2 ise bunlar ne yaptı? 8 8 yaptı ve buraya kaç kaldı? 12 kaldı. Sonra x'i bulmak istiyorum. x'e ait bir dik üçgen oluşturmalıyım. Hop dik dörtgen oluşturursak en güzel yöntem dik dörtgen oluşturma biliyorsun. E burada dik dörtgen oluşturacak olursak burada ne çıktı? 8 kent yani 8 yukarıya 5 kaldı. 12 iken burası da 12. E burada da 5 12 13 üçgeni var. 5 12 13'ten cevabı ne buluruz? A seçeneği olarak buluruz 3'ün soruda. Geldik 4'e. Şekil 1'de yer, yer, alan bir rulo üzerine yapıştırılmış ABC'de dikdörtgeni biçimli etiket. Şöyle bir etiket varmış. 6 ve 2 kök Bakalım sonra ne diyor. Bu sonra katlanmış böyle şekil 2 elde edilmiş. Elde edilmiş. Şuradaki açılarda birbirine eşit olmuş. Hmm. Arkadaşlar böyle bir katlama var. Katlamada şuraya bir alfa alfa dersem. Katlamada üst üste binen kenarlar eşit değil mi? Evet. Hocam şu kenarla da şu kenar eşit. Aynı zamanda üst üste binen açılar da eşit olmayacak mı? Olacak. Hocam şu açıyla da bu açıda birbirine eşit olacak. Yani burası da 2 alfa olacak. E. Şimdi ne var bir de? Karşıtlı kenarları paralel olan dörtgenlerde bir de Z'ye dikkat edin diyorduk açıortaylık olduğunda. Hocam Z'ye dikkat ettiğimizde burası da alfa oldu. E dolayısıyla burası da alfa oldu. Ne yani güzel bir şey çıktı. 2 alfa alfanın toplamı ne olacak? 90 olacak. Yani toplamda 3 alfa eşittir 90'sa alfa buradan kaç çıkar? Tabii ki 30 çıkar. E alfa 30'sa 30 30 burası da 60 burası da 30 burası da 30 burası da 90 burası da 60 oldu mu oldu. Şimdi bir şeyler verilmiş bize 2 kök 3 6 verilmiş burası 2 kök 3 burası da 6 verilmiş 6 ise karşı tarafta 6. Bizden ne isteniliyor bizden alan ABCD isteniliyor evet ilk şekildeki alan ABCD. 30'un karşı 6 ise 60'ı karşı 6 kök 3 değil midir evet. Şurası 6 iken burayı da 6 kök 3 bulduk. E bitti. 6 burası. Burası da 8 kök 3 yaptı. E alan da neye eşit olacaktır o zaman? 6 ile 8 köküçün toplamına çarpımına pardon. Çarpımı yani 48 köküç yapar. Dolayısıyla dördüncü sorunun cevabı böylelikle 48 köküç yani E şıkkı oldu. Geldik beşinci soruya. Evet açılar var. 90 derece açı ortaya olarak bölmüş. 45-45. Burası 2 artı köküç verilmiş. E hocam 30 ile 45'in mantığını kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Hatta burası da ne yapıyor? 60 oluyor. Sayı değeri burada ya. Buraya yoğunlaşalım bence. 30-90 60. Burada o zaman AE uzunluğu isteniyor bizden. Ona da bakacağız. 45 90 iken bu arada burası da 45. Sonra buraya da ne kaldı? 30 derece kaldı. Arkadaşım burada ne yapalım biliyor musun? Burada şu 45 60'ı kullanalım. Çünkü buradaki değer var. Şuradan bir dik çizecek olursam. Hocam burası 45 45 90 üçgeni, burası da 30 60 90 üçgen oldu. Genelde 30 60 90 ve 45 45 90 üçgen olduğunda 30'un karşısından başlarız. 30'un karşısına A dersem 60'ı karşısına A kök Hocam 45 45 olduğu için burası da A kök Yani a artı a kök 3 eşittir 2 artı 2 kök 3 olduğundan a böl böylelikle ne bulunur? 2 bulunur. Peki a'yı 2 bulduk. a 2. Sonra 30'un karşısı 2 iken 90'ın karşısı kaç olur? 4 olur. E şurada da bir dik çizecek olursak 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2 olur. Sonra ne var burada? E burası 2 iken de 45-45-90 üçgeninden burası da 2 oldu mu? Oldu. Hatta burası da 2 köküç mü oldu? Evet. E hocam benim şu büyük kenarı bulmam lazım. Aa bu arada 30 60 90 kere. Şuradaki üçgen 30 60 90 üçgeni ya. 30'un karşısı 2 artı 2 kök ise 60'ın karşısı kök 3 katıdır. 2 artı 2 kök 3'ün kök 3 katı nedir? 2 kök 3 artı 6'dır. E hocam burası da o zaman 2 kök 3 artı 6 olacağından dolayı zaten benden AE isteniyor. 2 kök burada, ikisi de burada. Buraya kaç kalmış oldu o zaman? 4 kalmış oldu. Dolayısıyla 5. sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. Geldik 6. soruya. Hocam dikdörtgen ve eşkenar üçgen. Evet eşkenar üçgen verilmiş AEF. Yani burası 60, burası 60, burası da 60. E şimdi burada eşkenar üçgen verilmiş. Eşkenar üçgenden ne yapabiliriz? Şuradan tabana ait yükseklik çizebiliriz. Tabana ait yükseklik çizdiğimiz zaman burası ne oluyor? Kök 3 kök 3 oluyor. 30'un karşısı kök 3 60'ı karşısı kök 3'ün kök 3 katından dolayı 3 oldu. Hocam x'e ait bir dik üçgen oluşturacağız. Dik üçgeni hop şöyle dikdörtgen yaparsak oluşturuyoruz. Hocam tamamı 4. Tamamı 4 olduğundan buraya ne kaldı? 1 kaldı. E ee, bu 3 3 kök 3 burada, kök 3 burada, 3 kök de kullanacağız. Toplamda burası 4 kök 3, o zaman da 4 kök 3. Artık burada bir Pisagor. X'in karesi 1'in karesi artı 4 kök 3'ün karesi olduğundan dolayı X'in karesi eşittir 1 artı 48 yaptı. Yani 49 yaptı. X kare 49 ise de böylelikle ne buluruz? 7 buluruz. Dolayısıyla Altıncı sorunun doğru cevabı B seçeneği oldu. Geldik yedinci soruya. Şimdi burada bak burası 30 15 daha 45 tamamı 90 olduğundan burası da 45 derece oldu. Bize neresine 6 kök vermiş? A e 6 kök vermiş. Hocam 6 kök 2 ise 45 90 ise burası da 45. Bunlar 6'ya 6 mı oldu? Evet şunları 6 6 diye gösterdik. Bizden ne isteniyor? FB uzunluğu isteniliyor. A F B uzunluğu çıkmış. Niye? 30 burası. 75 burası. Burası da 75 değil mi? Evet. Bak 75'e 75. Yani şu bir ikiz kenar üçgen oldu. Şununla şu. E, o zaman burası 6 ise burası da 6'tır. Zaten bizden FB uzunluğu isteniyor. Dolayısıyla cevabımız 6 çıktı. Yani 7. sorunun cevabı doğru cevabı D seçeneği oldu böylelikle. E o zaman 3. bölüm testini de bitirdik. Evet o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 4. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.